gide gide kaç arpa boyu yol gittik bilmem. Emin de değilim. Yani tabii ki masallarda geçer arpa boyu ama bu memlekette, Kuzey Kıbrıs'ta demokrasi, yönetim kültürü, kurumlaşma kültürü, politikalar anlamında maalesef hep arkaya dönüp baktığımızda hareket ettiğimiz noktayı hala daha görüyoruz. Yani düşünün, bir gemi çıkacak bir limandan, makul bir süre sonra çıktığı limanı görmeyecek, gidecek, gidecek, gidecek ve ne gideceğini ne ayrıldığını görmediği bir nokta geride kaldıktan sonra da gideceği limanı görecek. Geliniz biz 74'e esas alalım. 74'ten bugüne 40 sene geçti. Cahit Sıtkı Tarancı der ki, yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ve gider. Biz Cahit Sıtkı'nın yaş 35 şiirini geçtik. 74'e esas alırsak. Geçtik. Ve hala daha dönüp geriye baktığımız zaman arpa boyu yoldan bahsederek. Hayır, haksızlık ediyorsun diyecek olan beri gelsin. Ve 29 Haziran seçimlerine giderken, her konuk ettiğim adaya uğurlarken başarılar dilerim. Düşüncemi de söylerim. Duygular, içimden geçenleri söylerim. Ve bir şey eklerim. Kim kazanır, kim kaybeder bilmem ama demokrasi kazansın derim. Demokrasi kaybetmesin derim. Ve buraya çıkarık, otururuk. Düşüncem neyse söylerim. Objektif olarak. İki gün Kıbrıs gazetesinde oy kullanma mağduru insanları konuşuyor. Oy kullanma hakları gasp edilen. Yargı yoluyla gasp edilen. Yani biri gasp etse gideceksiniz mahkemeye ve hakkınızı arayasınız. E bu defa gasp eden yargı. Ve artık listeler kesinleşti, ne yapalım. Yani yargıya her zaman için saygım var. Yargıyı korumamız gerekir. Çünkü yargılar mafya düzenidir. Yargı yıpranmamalı. Ama biz yıpranmaması için özen gösterirken yargının yargıçları da o kurumsal yapının yıpranmaması için hassasiyet gösterecek. Aceleye geldik, yanlış yaptık, yoktur öyle bir şey. Hakem değildir. Futbolda hakem anında düdüğü çalacak. Yan hakem olsaydı bayrağı kaldıracak. Ama hakim dinleyecek. 90 dakika meselesi yok. Anında düdük çalması da yok. Kuralları araştıracak. Yasayı, ama en önemlisi ruhunu araştıracak. Akıldan beslenmeyen adalet, adalet değildir. Ve ben bugün yazdım, Gönül'de oy kullansam Ahmet Pendik'e oy veririm ama Süreyya Gürses ve ailesi, ki oy hakları gasp edilmiştir, onlara oy kullansa oy kullanmış onlar verecekler. Ben onların hakkını savunuyorum. Çünkü bir söz var. Benden farklı düşünenlerin düşünme ve düşündüklerini ifade hakkını savunmak benim boynumun borcudur. Benden farklı düşünürler, sus olsunlar, konuşmasınlar demem. İşte böyle bir süreçte yerel yönetimdeki başkan adaylarımızla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Yarın akşam ciddi bir sorun olmazsa belediye meclislerinin kadın adaylarından dördünü stüdyomuzda konuk edeceğiz. Ondan bire kadar. Yarın konuğumuz 15-15 konuğumuz Çatalköy Belediye Başkanı olacak ve onunla birlikte olacağız ve bugün de bu çerçevede Esentepe Belediye Başkanı da Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Gençler'den Cemal Erdoğan'la birlikteyiz. Geldi böyle, bizim Cemal Erdoğan'la böyle
geçmişten gelen bir şey ilişkimiz var. Yani abi büyük kardeş gibi Hasan abi der, ben de Cemal derim. Bu bir saygısızlık değil, tam tersi bir samimiyettir. Dedi ya abi dedi, bir şey söyleyeyim girmeden dedi. Çıkardı listeyi, zamanında itirazlar yapıldı. Ve ilk kez listeye girmesi gereken insanlar var. Merşeyi, kimlikleri, muhtarı filan, başka barınakları yok, çadırları bile yok başka yerde. Ve ilçe seçim kurulu girmeden 1,5 satır bir yazı. İlgi yazınızdaki dilekçeniz zamansız yapıldığından ve yasal dayanağı bulunmadığından herhangi bir işleme tabi tutulamamaktadır. Bilgilerinize sunulur. Ha şimdi yasal dayanağı yok. Şimdi sorayım, hoş geldin başkan adayımız. Başkan. Hoş bulduk. Bir, bunları bildirdiğinizde ne kodumuz, ne kime verdiniz? 25'inde askıya çıktı. 25'inden 30 Mayıs'a kadar bunların Esentepe'de ilçe seçimin belirlediği memurlara ne verdiniz? Muhtardan ikametgah, kimlik kartlarının fotokopileri, yaklaşık 17-18 kişinin aynı şekilde bizzat kendim gittim adam bahçesinde, tarlasında, yani kendi gelmedi. Siz bu vatandaşlık görevi de yaptınız. Gittim aldım. Yani durup kırtasiye işi yapmadan onun evraklarını aldım. İşte hepsi bahçede, sen ver ben hallederim. Muhtardan ikametgahlarını kendi aldı. Bana verdi. Bunları gittim ilgili memura her gün 3 tane 2 tane vererek bir haftalık bir süreçte bunları 25 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar olan sürede ilçe seçime gönderdik. Ve netice itibariyle bunların içinde ilk defa kullanacak olanlar dahil listede yer aldı. 2 Mayıs'ta bunlar alelacele vermiş olduğum 18-19 kişilik liste bir kağıtla beraber bana gönderildi. Herhangi bir kişi tarafından bunlara itiraz yapılmadı. İtiraz yok. Girne ilçe seçim oturdu kendi kendine. Vermiş olduğumların yarısını kabul etti, yarısını etmedi. Herhangi bir gerekçe de yok. İsrail'e 3-4 kere gidip görüşme talebime rağmen Girne ilçe seçimin başındaki adam benimle attı. Size sonuç ne zaman iletildi? 15'inde gelince bana ek liste. 15 Haziran'da. Evet. Ek liste gelince 13'ünde falan. Hemen dilekçeyi yaptım. İlgili muhtardan kağıt alıp getirdim. Yani bunlarda tekrardan ilk kez uygulanacak olanlar var. Türkiye'den evlendi geldi, çoluk çocuğu burada, hiçbir yerde adresi yok var. Adres değişiklikleri olanlar var. Yani bu bir adamın elinden seçme seçilme hakkını alıyorsunuz. Nedir yaptığınız? Getirdim tekrar verdim. İlçe seçim kendi atası, otomatik olarak girmesi gereken annesi babası Esentepe'de 75'ten beri. Çocuk burada doğdu. Otomatik olarak listeye girmesi gerekirken 15 Mart doğumlu biri, 11 Mart doğumlu biri, Haziran 29'unda seçimler, girmesi gerekirken hiçbir açıklama olmadan bunlar da girmedi. Hemen baktık listelerde yok, aldık ikametgahlarını verdik. Girne ilçe seçim bunu kabul etmedi. Artık vatandaşın içerisinde gerçekten hukuka olan inanç zayıflamıştır. Yani bu kadar keyfi bir uygulama yapılamaz. Sen bir zaman ne diyeyim yani şimdi? Ben ne diyeyim değil. Buradan açıkça söylüyorum. Yüksek Mahkeme Başkanı da savunmuyor. Bu uygulamalar. Abi bu seçim iki oyla gider, bir tarafa giderse bunun bedelini kim ödeyecek? Anayasa hakkı var insanın, anayasal. Siz bir insanın şeyi, gerçi burada şunu söyleyeyim. Süreyya Gürses failesinde itiraz edildiğinde ikamet etmiyor denildi. İkamet edip etmemesi önemli değil. Seçim çevresinde olup olmaması önemlidir. Tam da bu yazı var ya, ilgi yazınızdaki dilekçeniz yasal dayanağı bulunmadığından herhangi bir işleme tabi tutulamamaktadır. Tutulmamıştır. Başayda Gömyeli'deki örnekte bunu yazabilirlerdi. Çünkü ikamet etmiyor değil, iki kapı aşağıda diyor. Yasal da bak. Ama burada yasal dayanağını da izah edeceksin. Köyde ikamet etmeyenlere itiraz ettiğimiz zaman muhtar ve iki azanın imzası olduğu zaman bu bir belgedir dedi Tanju Bey. Ya muhtar ve iki aza her şey tamam. Şimdi neye göre bunun yasal dayanağı yok? Neyse ben sizin zamanınızı daha fazla bu konuyla çalmayayım. Bu dönemin, bu seçim ne olursa olsun inşallah bu seçmenlerle ilgili seçme hakkıma
yargı tarafından gasp edilen insanların oyları sonucu etkileyecek kadar olmaz. Yani olmayacağını düşünüyorum. İnşallah ama olmaz. Bu insanların seçme ve seçme hakkının ellerinden alınmaması gerektiği konusunda da hassasiyetimi yani sistemleri belirtiyorum. İşte çok işimiz var. Tedbir alacaksınız. Yani bunun abi için. Bir aydır bunlarla uğraşıyorum. Bir aydır. Şimdi bakınız öyle örnekler var. 31'inde itiraz edildi. Birinde tebliğ edilmek için eve gidildi. İkisinde de karar açıklandı. Kim nedir yani bu yangında mal mı kaçırıyoruz? Yani birinin hakkı gasp ediliyor. Böyle bir anlayış mı olur? Yani işte sistem yasal kabahati ne insanların? Yok. Halimizi anlayacak mısın? Çünkü hakimin işi vardı. Yeterince vakit bulmadı ilgilensin. Attı imzayı gitti. Olmaz böyle şey. Yani yargıya ve yargıçlara saygımız, sevgimizin sonsuzluğunu korumak istiyorum. Evet, gelelim Esentepe'ye. Esentepe, Girne'nin doğusunda, konumu çok hoş, çok güzel, gelişim olmuş. Özellikle kuzey yoluyla birlikte ulaşımı kolaylaşınca değeri de artmış bir yerimiz diyelim. Ama belediye hizmetler bakımından Cemal Erdoğan baktığı zaman kaç yıldır Esentepe'de yaşıyorsunuz? 75'ten beri. 75, 39 sene maşallah. Kaç yaşında geldin? 5. 44 yaşın gözüktü ortaya. Maşallah iyi durum. Tabii spor, futbol, handball, voleybol. Zaman zaman voleybol. Evet. Sporcu bir başkan. Evet. Fair play'den dışarı çıkmadık. Futbolu da sporumu da efendice yaptın. 41 kere maşallah. Başarılarla dolu bir spor geçmişim. Güzel güzel ne güzel ne güzel. Şunu söyleyeyim. O futbolun fair play anlayışını, gentlemanlik anlayışını siyasete getirsek hiçbir problem yoktur. Doğrudur. Yoktur. Ve bunu ben işte bu hakim meselesini Sayın Mevan olan da söyledim. Sizin vaktiniz var. Sizin yani hakim görmediydim diyebilir. Ama hakim gözden yani hakimin vakti var. Saat 5'te biter bilmem kaça kadar çalışırlar. İçecekler suyu, yıkayacaklar yüzünü, işlerini ciddi ciddi yapacaklar. Abi vatandaş burada hatta biraz yapalım. Hiçe sayıldı ama programımızın formatına girelim. Peki. Esentepe'ye baktığın zaman geldin 75'ten bugüne. Ne değişti Esentepe'de? Esentepe'nin kuzey sahil yoluyla birlikte çehresi tamamen değişti. Belediyecilik anlamında da belki bizim bölgemiz biraz hizmet aldığı zaman ha biz belediye işte çöpümü toplar, otumu keser, suyumu verir, belediyecilik budur mantığıyla hizmet aldı bugüne kadar ve belediyeciliğin hep o olduğunu zannettik. Ama ben çok değişik zamanlarda sportif maçlara, gezmelere, sportif müsabakalara Türkiye'ye gittiğim zaman baktım ki belediyecilik bizimkisi gibi değil. Belediyecilik artık yani ot toplamak, çöp kesmek değil. Belediyecilik artık 21. yüzyıl belediyeciliği, insana yatırım, sosyal aktivite merkezleri, spor organizasyonları, yaşlı bakım, her türlü aktivite içinde barındıran organizasyonlar. Değerli izleyenler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler, Esentepe Belediye Başkan Adayı Cemal Erdoğan'ın stüdyo konuğumuz. Sorunuz varsa, görüşünüz varsa, eleştiriniz varsa, katkı koymak istiyorsanız 225-2514 telefon numarası ekranda var, arayabilirsiniz. Buyurun. İlk önce Esentepe'nin yani... Yani dedim ki bizde belediye yok. Yani. Evet. Belediye var da 21. yüzyıl belediyeci. Tabellası var. Evet. Şimdi işte bölgemizin tarihi, dokusu, güzel yerleri falan bir broşürle bir yerlere dağıtılacak. Artık 21. yüzyıldayken. Bunlar artık www.esentepebelediyesi.net yazdığın zaman karşına çıkması gerekir. Yani al broşürü git Saramis'e 5 tane broşür bırak oraya. Bunlar artık 20 sene önceydi. Artık turist bölgemize geleceği zaman benim hazırlamış olduğum www.esentepebelediye.net'te özellikle Esentepe Belediyesi'ne, genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Türkçe ve İngilizce, belediyenin geliri gideri, belediyenin organizeleri,
bölgemizde var olan pastahane, petrol istasyonu, hastahane içinde bulabileceği bir tane web sitesi ayarlamamız gerekir belediyeye. Turist Esentepe'ye gelmeden bilecek. Esentepe'de Antifoindis var. Esentepe'de Alev Kayası var. Petrolüm burada biterse burada petrol alabileceğim yer budur. Esentepe'de bir mini hastane var. En yakın hastane buradadır. Pastahane buradadır. Bunu kapsayan bir tane web sitesi yapıp önce Esentepe bölgesine Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Çok kısa bir sürede yani hemen hemen başkanlığı yani sen hazırsınız. Gibi. Yani başkanlığı almış da onun da formatını yaptım. Hazırlığını bitirdim. Çok kısa sürede parantez açayım sevgili Cemal ya. Böyle bir çok göreve hazır bir halin var yani. Hep öyle olmuşumdur. Hep hedeflediğim şeyi alıp en ileriye götürmüşümdür. En güzelini aldığım görevi en iyi şekilde yapmak doğamda ve yaratılışımda var. Harikasın. Evet. Birçok televizyon programlarına çıktım. Bir şeyler söyledim ama sizin programda böyle daha rahat, daha böyle sizin karşınızda sizin vermiş olduğu güvenden, dostluğumuzdan ayrı bir güven aldım. Esentepe'den çıktığın zaman, Girne'ye gideceğin zaman, arabaların bozulduğu zaman yolun dışında trafiğe kaza verecek pozisyonda görüntüler var. Cepler yok. Esentepe otobüsü çıktığı zaman Esentepe'den Girne'ye gidene kadar Karaağaç Kavşağı'nda, Esentepe Kavşağı'nda, Beşparmak Kavşağı'nda, Şençağ Market'in karşısında yolcu indirip bindiriyor. Buralarda otobüs durağı olması lazım ve cep yapılması gerekir. Bunları Karayolları Dairesi ile birlikte işbirliği yapıp buralara bu ceplerin yapılıp vatandaşı sağlıklı bir şekilde otobüsten indirip bindirecek, vatandaşın emniyetini sağlayacak şekilde Karayolları ile birlikte işbirliği yapıp oralara ilgili cepleri yapıp ulaşımı sağlayanlar arabası bozulduğu zaman ana yolun ortasında kalıp yazacak bir yeri yok, her tarafı şey, ceplerin olması gerekir. Bunları karayolları ile kesinlikle işbirliği yapıp çözüm noktasına ulaştırmamız gerekir. Esentepe'den Girne'den Esentepe'ye gelirken tam garajın önünde yolcu indirdiğinizi düşünün ki birkaç kere orada kaza oldu. Otobüsün gireceği bir cep olsa otobüs oraya girecek, yolcusunu indirecek. Ama dümdüz yolun içinde durur, indirir. Ve bu trafik açısından sağlıklı değil. Ama şoför de onu yapmak zorunda. Bu ceplerin kesinlikle bölgemizde yapılması gerekir. Bizim bölgemiz... Yani sözünüzü kesmiyorum. Bütünlüklü bir anlatın diye. Evet. Evet. Bizim bölgemiz... tarihi, doğası, her türlü güzelliğe sahip bir bölge. En batısında Beşparmak, en doğusunda Bahçeli. Her birinde ayrı bir manzara, ayrı bir görüntü, ayrı bir profil vardır. Beşparmak'a çıkıyorum, buram buram Kıbrıs kokan bir köy. 40 seçmenin olduğu ama tamamen kendi içinde çok mutlu bir köy. Ama 40 senedir hiçbir belediye yatırımı almamış bir köy. Ya. Yani gidip görseniz sanki de 1945 yıllarından kalma bir köy. Geçtim biliyorum. Yani içinde 200 metrelik bir köy, şehir merkezi veya köy merkezi olan bir yer. Yolun kenarında yaya kaldırımları yok, insanlar mutlu değil, yani belediye hizmetlerini alamıyorlar. Hayvanlarını, bahçelerini belediyenin içme suyundan suluyorlar. Astronomik bir su faturası geliyor. Tam 200 metre altında bir su kuyusu var. Bir dalgıç oraya indirsen suyu da çok bol. 200 metrelik bir ortamda adamlara desen ki aha bak hayvanlarınızı bununla sulayın ve belediye içme suyunu sadece siz kullanın. Adamların her birinin 15 milyar borcu var, belediye saatleri kesilmiş. Bunlar uyarılsa, ikaz edilse belediye tarafından bunlar olmayacak. Gelir gelmez bunlara o kuyudan hayvanları için ve bahçelerini sulayacağı suyu alternatif olarak vermek gerek. Evet, paralarını kendileri ödesin. Ama suyu sen onlara ver, belediye olarak. İçme suyunu da saatinin yazdığını ödesin. Yani sevgili Cemal, geçmişi konuşmak Esentepe'de zor. Evet. Neden zor? Çünkü geçmişin... Rahmetli başkanımız... Rahmet. Evet. Onunla değil. Onunla, evet. Ona Tanrı'dan bir kez daha rahmet diliyoruz. Muhakkak. Siz ne kadar saygılı bir duruş içerisinde olduğunuzdan.
Kendisini program öncesi de yad ettik. Bir kez daha canlı yayında yad ediyoruz. Evet. Bunların bizim tarafımızda eleştirilenlerin hiçbiri onun ruhunu incitmesin. Daha güzel bir Esentepe için konuşuyoruz. Evet. Bu duyarlılık onun anısına da saygıdır. Evet. Bu 35 yıldır belediye hizmeti almayan köye gelir gelmez 6 ay içinde kaybettikleri 35 yılı iade edeceğim. Yaya kaldırımları yapılacak, mezarlıkları, bir mezarlık orada. Bir dakika bakalım. Bu ne olacak? Onun kaynağını geldiğim zaman. Şimdi olacak, çekecek ama. Ne inan? Çıkacağı şeyden dağdan bayralım da olsun. Şimdi bugüne kadar. Çünkü neticede ekonomik durumu iyi olmayan bir belediye. Evet. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak şu anda elimizde bulundurduğumuz belediyelerin tümünü bata kaldık. Hepsi de gelirken aynı sorunlarla karşılaştılar ve diğer kazanmış abilerimiz gerek Mausa'da gerek Girne'de gerek Gönyeli'de gerek Dikmen'de bunlarla güç birliği fikir birliği yapıp bunların çözüm noktasında güçlerimizi birleştirip gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Avrupa Birliği gerek Türkiye'deki kardeş belediyelerimizden alacağımız katkılarla. Bunlar belediyeden bir kuruş para çıkacak. Çıkacak durumu yok belediyenin. Yani buralara belediye para veremez. Ama bu bahsettiklerim çok para isteyen bir şey değil ki. 200 metrelik bir parke bordür. 200 metrelik bir hortum 10 milyarı geçmez. Yani bu para değil, ilgidir. Bu köylerin eksikliği parasal değil, ilgisizliktir. Dönüyorum beş parmaktan mezarlığının tellenmesi yani mezarlığın içinden hayvanlar geçiyor ya. Tamamen 30-40 veya 20-30 ölünün olduğu bir mezarlık her tarafı açık. O köye hayvanlar içinden geçiyor o yana bu yana. Yani gidip onu gördüğüm zaman gerçekten içim parçalandı. O mezarlığın tamamen etrafı sınırları belirlenip güzel bir tellenmesi gerekiyor. Yani bu ilgidir, bu para isteyen bir şey değil ki. Tamamen ilgi. İniyorum aşağı, devam ediyorum batıdan doğuya doğru gelerek. Elektrik santralı. Elektrik santralının içinde, elektrik santralında çalışan ailelerin lojmanları var. Adamlar bahçelerine çok meraklı, çok duyarlı. Ama kendi etrafının dışında da çok güzel bir çim alan yapmışlar. Otlar 40 santim. Yani oraya çok mu zordur böyle futbol sahasındaki çim makinesini ayda iki kere göndermek zor mudur? O adamların istediği başka bir şey yok. Ya. Sadece yani sadece biraz bize yani biz de buradayız arkadaşlar. Biz de burada yaşıyoruz. Ayda bir kere ot kesme makinesiyle gönder, o otlar kesilsin. Bunlar yani ilgi, para değil bunlar. Dönüyorum Alagadi'ye. Alagadi tamamen minyatür bir turizm cenneti. Restoranlarıyla, kafeleriyle, üçüncü dünya ülke vatandaşlarıyla, Kıbrıs'ın iç kesimlerinden oralarda ev sahibi olan yerli turistlerle tamamen bir cazibe merkezi. Arada diyendiğiniz zaman otlar 40 santim. Yani bu para değil ki bu. Onun da köy merkezi o. Çalışan yetersiz mi? Yo, 59 tane personelimiz var. 59 personel yani verimli çalıştırılsa hiçbir yerde ot kalmaz. Yani devam et. Ama işte sevgili Cemal Erdoğan şöyle bir problemimiz var. Yani görüyoruz ki bir 21. yüzyıl belediyeciliğinde artık asla telaffuz edilmemesi gereken konular ve sorunlar Esentepe'de sorun. Evet. Yolu konuşuyorsunuz, kaldırımı konuşuyorsunuz. Trafik akışının belediye sınırları içerisindeki olası sorunlar karşısındaki alternatif düzenlemesini konuşuyorsunuz ve çöp otları konuşuyoruz arada. Maalesef. Maalesef. Alagadi ile ilgili bir tane Alagadi kalkındırma ve koruma projemiz var. Yani açar mısın biraz? Alagadi'den tam plajların olduğu yerde 2-3 tane insan boğuldu bugüne kadar. Ama ambulans geliyor bu taraftan, ambulansı buraya park ediyor, o taraftan dolanıyor ölüyor veya işte yaralıyı alıp getirecek. Alagadi'nin içinden o plajların olduğu yere kadar resmi olan yolun açılıp vatandaşın tabi kaplumbağaları çevreyi koruyarak yani çevreci anlayışla yani öyle yap da git değil resmi yol vatandaşın oraya ulaşabileceği
ambulans herhangi bir tehlike anında müdahale edilebileceği açılıp vatandaşın hizmetine sunulması gerekir. Otlarının kesilmesi gerekir. Soluna sağına yaya kaldırımları ve yürüyüş parkuru. Yani yürüyüş parkuru yapmak çok güzel. Yani o İngilizler, o yabancı, o yerli vatandaşlar her gün bir yerlerde yürüyor. 300 liradır bir tane o yaşam boyu spor aletlerinin her biri. 5 tane koşan oraya 1,5 milyar. Yani belediye için 1,5 milyar para yok mu? Piyacık lamponunu kes. Oldu. Değil mi? Yok. Yani... Ama... Yani sonunda kabul edelim ki öyle bir noktaya gelindi. Çek yasağı sınırlarında dolanan bir belediyeden bahsediyorsunuz. Şimdi bunların tümünü projelendirip Gönyeli'de SAM projesi yapıldığı zaman sosyal aktivite merkezi projesi Avrupa Birliği tarafından 1 milyon 200 bin euro hibe edilerek yapıldı. Yani sen planını programını düzgün yap, Avrupa'ya TC yardım heyetine ver, onlar bu projeleri değerlendirirler. Yani sende yapma niyeti olsun. Yoksa belediyenin kaynaklarıyla yapılacak Esentepe'de geçtim bir durum yoktur. Yani yok, para yok. Belediyenin yani örneğin 2013 bütçesini incelediniz mi? Evet. Ne buldunuz? Esentepe Belediyesi'nin şu anda 4 milyon borcu var. Sigorta ihtiyaç sandığı ve? Sosyal sigorta belediye personelinin bayramlık 1 Mayıs ödenekleri 2011'den beri elektrik kurumuna olan borç, arıtmanın elektrik kurumuna olan borcu ve piyasaya olan 100-110 milyon civarında bir borç. Şimdi belediyenin sosyal hak, belediye personelinin sosyal hakları bir şekilde devlet tarafından yeni belediyeler esasında devlet uzun vadeli borçlandırılıp belediye devlete 5-6 ay içinde çözecek bir sorundur. Yani bunu kim gelse çözecek. Devlet belediyenin sosyal çalışanların sosyal yatırımlarını yatıracak. Kaç paradır? 1 milyon 600. 1600'ü yatırıp diğer taraftan da seni 15 yıllık borçlandıracak. Vatandaş belediye çalışanlarının yatırımları yapılacak. Bunu devlet yeni yasayla güvence altına aldı. Elektrik kurumuna olan borcu arıtmayla ilgili olan bir borç ya bakanlar kurulundadır. 1 milyon 250 bin civarında arıtmanın oradaki işletmeciye devri ve formaliteleri tamamlanmak üzeredir. O da çıktıktan sonra 1 milyon 600 civarında elektrik kurumuna ve sosyal yatırımlarla bayramlık ve 1 Mayıs ödenekleri personelin kalır. Ama devletten alması gereken de hantal bir vatandaştan alması gereken de hantal bir alacak var. Şey var, alacak oranı galiba düşük, tahsilat var. Tahsilat bu ara biraz hızlandı ama yeterli değil. Yani evet. İşte herkesin 11-15 milyar borcu var, 15 milyon borcu var. Bunları diğer belediyeler 80'leri, 90'ları bulan belediyeler var tahsilat evet. Oranı. Esentepe'de bu oran kaç size göre? Esentepe'de yani %40 civarındadır toplanması, %60 toplanmıyor. Ama şimdi vatandaş da haklı. Yani 7 bin lirayken, 7 milyonken, 7 bin lirayken borcu 12-13 oldu faizleriyle birlikte. Şimdi faizlerini vatandaşa bağışlayıp ilgili meclise oturup faizlerini bağışlayacaksın. Mevcut borcunu ödeyebilir şekline sokacaksın. Yani orada alacağın duracağına her zaman az az belediye 200-300 kişiden girdi olduğu zaman yani benim herkesin 100 milyon alacağım varsa da bunu alamam, hep alacak kalır. Bunu az az belediyeye girdiği zaman faiz bağışlaması ve ödeme kolaylıklarıyla belediye o alacaklar artık gelmeye başlar. Bunu başardığın zaman problem ortadan kalkacaktır. Hantal alacaklar. Bölgemizde var olan bir elektrik santralımız var. Elektrik santralından doğa kirliliği filtre takılması gerekir. Bunlar tamamen ayrı bir konu ama olmazsa olmazımız. Yani bizim için birinci... Bugüne kadar başkan teknecikle ilgili Esentepe ciddi bir savaş vermedi. Vermedi. Aynı görüşteyim. Görüştüm. Sayın Hulusi ile Çatalköy Belediye Başkanı ile Mehmet Hulusi dedi ki seçimden sonra Esentepe'de kim başkan seçilirse bu teknecikteki zehir bacası için ölümüne mücadelede varım dedi. Çatalköy'de hangi belediye başkanı kazanırsa kazansın Esentepe'de benimle beraber bu savaşı vereceğiz. Yani şey yok. Yani bunun için ne yapılması gerekirse de yapılacak. Bakalım bakalım. Sevgili Mehmet Karaali, merhaba. Merhaba Sayın Hasan Hocam, nasılsınız?
Gördüğümüz gibi. İyi yayınlar dilerim. Evet. Şu an arkadaşıma da başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Böyle Cemal Başkan gibi oturdu. Cemal Erdoğan böyle yani bu iş dedi, pazar 30'unda hayırlısıyla dedi, nöbeti devralacak. Çok da yakışıyor. Gerçekten hak da diyor. Nasıl görüyorsunuz vaziyeti? Cemal'ın çok önde olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah da hayırlısıyla alacak diyorum. Söylediği gibi de yakışıyor. Şimdi Sayın Hasan Hocam, programın başında Cemal'ın spor alanındaki yeteneklerini konuştunuz. Evet. Gerçekten Cemal benden 8-9 yaş küçüktür. Futbol oynadığım dönemlerde daha böyle 13-14 yaşlarında hep bizim inan gelirdi ve çok büyük bir yetenek olduğunu ta o zamandan biz fark etmiştik. Daha sonra birlikte kalecimiz olarak futbol oynadık. Yalnız Cemal'ın bir özelliği vardı. Sadece kaleci değil, bir joker. Yani takımın her yerinde oynayabilecek bir yetenek. Daha sonra yaşı büyüdük sonra bu yeteneğini handbol alanında, voleybol alanında ispatladı. Ancak benim esas vurgulamak istediğim, Cemal arkadaşım kendi yeteneklerinin yanı sıra köyümüzde gerek gençlere, gerek ilkokul, ortaokul çocuklarına spor alanında çok büyük katkılar yapmıştır. Çok iyi bir örnek oldu. Evet. Hem örnek oldu hem katkı yaptı. Biliyorum. Özverili çalışmalarıyla ben şu an Esentepe İlkokulu müdürüyüm. Yıllardan beridir Esentepe İlkokulu'nun handball takımını hiçbir karşılık beklemeden tam tersi cebinden de harcayarak katkılar yaparak köyümüzün bu minik çocuklarını 7 kez şampiyon etmiştir. Bu sene handball erkeklerde, geçen sene handball kız erkeklerde, ondan önceki sene gene handball erkeklerde ve geriye doğru gittiğimizde daha birçok başarılar kazandırmıştır okulumuza. Aynı şekilde ortaokula da. Bu sene ortaokulda şampiyon olmuştur. Bunun yanı sıra plajda her yaz sadece kendi başına hiçbir sıfatı olmadan plaj voleybolu etkinlikleri düzenleyip gençlerimizin orada doyasıya eğlenmelerine katkı sağlamıştır. Spor yaparak eğlenmelerine. Evet. Alo, sesiniz gelmiyor. Alo. Duyuyor musunuz? Ha, şimdi duyuyorum. Spor yaparak eğlenmelerine katkı sağlamıştır. Evet, spor yaparak eğlenmelerine katkı sağlamıştır. Sesiniz gidiyor Hasan Bey. Belki hatlarda bir sorun var. Biz sizi çok iyi duyuyoruz hocam. Ha, köyümüzde bir şu anda halı saha vardır. Bu halı saha daha önce toprak bir alanıydı. Cemal arkadaşımız dedi ki ben buraya kum getireceğim ve burada yaz boyunca çeşitli spor etkinlikleri yapacağım. Kum futbolu, işte voleybol, handbol gibi etkinlikler yapacağım. Hepimiz gülmüştük. Ben de dahil yalnız başına nasıl yapacağım? Yani hangi maddi kaynağından, hangi gücünden? İnanın 15 gün içinde dediklerini hep yaptı ve o yaz bütün köylü büyük zevk alarak o çocukların, o gençlerin, yaşlıların orada spor yapmalarını izledi. Gerçekten takdir edilecek bir arkadaşımızdı. Ben inanıyorum ki belediye başkanlık sıfatını da alırsa bu yaptıklarının çok çok daha büyüklerini, kat kat daha fazlalarını... Önemli bir soru sorayım. Yüzde kaç oy alır Cemal Erdoğan? Bana göre %50'yi aşabilir. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Cemal arkadaşıma da başarılar diliyorum. Evet. Evet. Mehmet hocamızı dinledik. Mehmet hocama gerçekten çok teşekkür ederim. Beni... Böyle muallim gibi anlattı. İşte muallim. Beni benden daha iyi anlattı. Yani ben anlatmaya çalışsam bu kadar güzel anlatamaz. Bak sevgili Cemal'cim, seni ben tanırım. İyi bir sporcu. Başından beridir yapacağı hiç ben demedin sen. Takım ruhu var senin ruhunda. Ve belki de bu süreçteki en önemli avantajındır. Hiç çünkü hayatın boyunca takım oyunu oynadım.
takım oyunu oynadık. Ve fair play anlayışıyla da mücadele ettik. Kaleci oynadın, arkadan baktın, oyunu okudun ve en son noktada hata yaparsan telafi edecek olanın olmadığı yerde görev yaptın. Bu aslında bunu düşünsel bir transferle yönetime aktarıldığı zaman. Yani söz hakkına tecavüz ediyorum ama yok, müsaade tamam. Et. Milli takım Cumhuriyet kuruldu. Türk milli takımı ilk dostluk maçı için Rusya'ya gitti, Sovyetlere gitti. Gündüz Kılıç'ın babası da Ali Kılıç Yaveri Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün. Dolayısıyla Gündüz Kılıç da oralarda. Soruyor, Gündüz Kılıç'a diyor, kaybettiler maçı, geldiler, anlat dedi, nedir bu futbol? Ve Gündüz Kılıç işte anlattı takım olduklarını, nasıl taktik olduğunu, işte avantajlarını kullanacak, takımın zayıf taraflarını. Atatürk demiş, ya bu demiş, bizim savaş oyunlarına benziyor demiş. Bu demiş taktik ve stratejidir. Ve ama demiş takım oyunudur. Ta aynı zamanda. Savaş da takım oyunudur. Yani birebir benzeştirmek de hata olsa bile. Takım oyununa alışkınsanız bakarsınız hayatında takım oyunu oynamayan biri gider. Bir usta bir memleketlik yapmaya çalışır. Yüzüne gözüne bulaştırır. Bence sizin en önemli avantajınız spor geçmişinizdir. Çünkü takım oyunlarından geldiniz. Yani nasıl bir takım başarılı olduğunu da biliyorsunuz. Onu transfer edeceksiniz. Bu kadar basit. Evet. Spordan bir maç açıldı. Esentepe'de tamamen doğa harikası bir plajımız var. Siz de çok iyi bilirsiniz. Hı. Ve yıllardır Esentepe'de yaşıyoruz ama bu plaja herhangi bir yatırım yapılmadı. Ben bir şey söyleyeyim. Bavusa içindeydi. Denize sırtı dönük. Esentepe'de denize uzaktan bakar. Aynen öyle. Şimdi Esentepe'yi denizle kucaklaştırmamız lazım. Zamanı geldi. Evet. Geçti, zamanı geçti de. Şimdi buraya 2 kilometrelik bir sahil. Tamamen bakir. 150 metre derinlik. Kumsal derinlik. Oralara beach handball sahaları, beach voley sahaları, beach futbol sahaları. Nasıl Alanya'ya, Antalya'ya gittiğin zaman orada gördüğün tesisleri, dünya sporcularıyla Alanya'da mücadele ediyorsun. Ama biz hep şikayet ediyoruz. Dünya sporcularıyla oynayamıyoruz. Dünyaya gidemiyoruz. Dünyayı sana getireceğim. İşte Alanya'ya gelenler bir organize. O plaja gitmek için herhangi bir arabayla gidebilir misin? Şu anda gidemedik. Niçin? Yolları yapılmadı. Kaç metre? Bakın kaç kilometre demedim ha. 200 metre. 200 metre. Tamam burada nokta koyalım yeter. Yani bunu konuşmayalım fazla. Yani yapmayalım. Hayır. İşte bunları yapmak için göreve talep. Başkan. Esentepe bunları hak ediyor. Büyük iş mi bu? Değil. Yani bunu kime gitsen yapar. Yani ikimiz bir beraber yola çıksak 200 metre yolu yapamaz. Yolu diyorum. Kime git? Esentepe'liye desem ben. Yani benim de hafta sonu yaşam alanımdır oraları. Evet. Tamam mı? 200 metre ya. Peki yani böyle yürüyeyim kumları bitirdiğimde de kumları ayağımdan temizleyeyim ya. Abi bir duş alayım. Bir su kuyusu açmak evet. 1 milyon ya. 1 milyon bir dalgıç 1 milyon bitti. 2 milyon bitti. Evinde duş almayacaksın gelip denizde duş alacaksın. Kafeteryanı restorantını yap. Alanya'ya Antalya'ya. Valla bak başkanım bu barbacığımı sallayıyorum burada. Not edesin diye. Elini çabuk tut. Bu memlekette bazılarının kişisel gücü toplumsal güçten değerlidir. Abi benim olduğum yerde bunlar geçmez. Vallahi. Allah aşkına. Benim en büyük özelliğim budur. Ta bakalım ansızın çıkacak birine verdiler. Duyuyorum ya. Yo tapusunu aldık. Esentepe Kooperatifi. Yarısı Esentepe Kooperatifi'nin. Yarısı Esentepe Belediyesi'ne. Tapusu bizde. Tapuyu verenler iptal eder. Yani onun için kararlı. Evet. Sen halter kaldır. Nefesini aç. Kavga et. Demokratik yollardan mücadelemiz devam edecek. Sonuna kadar. Başka evet. Neler yapacaksın? Böyle son 3-5 dakikamız daha var. Bir çöplüğümüz var. Mezarlığın tam yani. Tamamen
her mezarlığa gittim de geçtiğin için cisedir. Orada da bir bahçem var, her gün de bahçeme gitmem gerekir. Belediyenin çöpleri oraya dökülüyor. Bir tane konteyner alıp belediye arabası o çöpleri konteynere biriktirecek ve bunları Girne Belediyesi ile işbirliği yaparak haftada bir gün konteynerde depolayıp Güngör'deki tesislere getirmek, yani para mı ister? Bunu akılda bitirmek gerekir. Akılda bitirdiğin zaman bunlar yoluna girer. Başka bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi yolda gidelim. Büyük işleri boş ver. Büyük işleri hakikaten, şimdi de bizim birinci dört sene büyük büyük hedeflerimiz yoktur. Yollar temiz olacak, kaldırımlar tamam olacak, otlar temizlenecek, denizle barıştıracak, günlük hayatınızdaki şikayetleri evvela bir silecek. Çünkü bu memleketteki temel mesele küçük iştir derler, günlük hayatımızın meselelerini çözmezler. Büyük işleri halledecekler derler, büyük işlerin de altından kalkamazlar. Bizim bütün memleket sorun çöplüğüne dönüşür. Günlük hayatımda neyse o hallolsun yeter. Abi günlük hayatı kolaylaştır. En önemli projem yaşlılar ve orta yaşlılar projemidir. Bunu anlatmadan gitmeyeceğim. Anlat. Sürem de bitti. Anlat. Şimdi bir kere yaşlılarımız... Bir sonraki konumuz Ceyhun Krok'tur. CTP'den. Onun süresi. Onunla bir beş dakika sallarak. Tamam. Şimdi yaşlılar ve orta yaşlılar. Yaşlılar bir kere evlerinde kesinlikle haftada bir hemşire tarafından kontrol edilip kolesterol, tansiyon var olan hastalıkları yerlerinde hemşire tarafından kontrol edilecek. Özel günlerde berber kuaför hizmetleri yerlerinde, evlerinde yapılacak. Ayda bir gün bütün yaşlılar, o bizim köyün girişindeki park var ya, orada toplanacaklar, belediye arabalarıyla gidip evinden getirecek, aynı yaş kategorisiyle çay kahve içip sohbet edecek ortam sağlayacak. Dans? Yapabilirlerse yapacak. Orta yaşlılar. Hangi dersi daha ver? Yapabilirlerse ayakta kalabilirler. Yoksa Karadenizliler var. Horonu bilirler mi? Bilirler. Horonunla çifte telliği karıştıracak. Ortak bir kültür yaratacak. Yes. Orta yaşlıları da senede bir gün uçak bilet paralarını kendileri ödeyerek Çanakkale'ye veya Doğu Anadolu'ya veya Karadeniz'e kültür gezecek. Bileti gezecek, o birileri sizden. Oradaki konaklama benim kardeş belediyelerimden. Biletini kendi ödeyecek, belediyeye masraf yok. Oradaki kardeş belediyem konaklamayı karşılayacak. Bu tamamen ayrı bir... İlk gidileceği zaman senin bu değil, bu ben, bu Hasan abi bu senindir diyeceksin. Onun biletini ben keseceğim. İlk gidileceği zaman bir tanesinin bileti benden. Beş tane, üç tane demem. Birinin bileti benden. En ihtiyaçlının biletini keseceğim. Ben keseceğim. Sizi özel bir arayacağım Hasan abi bu konuda. Kes. Zaten dostluğumuz, yani zaten köydesin gibi yeriz. Atmayın öyle çok. Evet. Beşinin, onunun bir tanesinin bileti benden. Evet. İhtiyaçlı budur Hasan abi diyecek. Biletini ben keseceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Süremiz var mı? Bir Toparlar. Şimdi 4 dakikamız daha var. Bahçeli'de de aynı şekilde gittim, broşür dağıttım. Yani giderim Bahçeli'ye, sporcularım var getirip getirirken ama genelde ana yolu kullanır. Mahalle aralarına girip broşür dağıttığım zaman Allah aşkına o Bahçeli'nin hali işler açız. Bahçeden duvarlar yıkılmış, yolların içinde yarım metre çukurlar. Adam araba alsa 3 günde arabası basın. Yani olacak iş değil. Bahçeli halkı buna. 3 tane de meclis üyeleri vardı bu sene. Ya Bahçeli bunu hak etmiyor ya. Bahçeli artık 21. yüzyıl belediyeliğini hak ediyor ya. Yani Bahçeli'nin o ara sokaklarına girdiğim zaman gerçekten sanki daha 75 Barış Savaşı bombaları düştü falan o görüntü vardı. Peki yabancılar var. Onlarla ilgili görüşünüz nedir? Yabancıların kesinlikle yürüyüş alanları ve spor yaşamları. Onları köylü bütünleştiriyor musunuz? Onların belediyeye katkıları oluyor mu? Tabii vergilerini, onlar çok vergilerini zamanında güzel her türlü ödüyorlar. Onlar belediyeyle ilgili. Kaynaştırın ama. Çok iyi kaynaştırın. Köyün içindeki yabancılarla köylü kaynaştı. Hatta bir aile vardır. Takım nereye giderse onlar beraber gider. Senin komşundur. Evet. Onlar gider. Evet, yok onu iyi başardık. Ama şimdi bu o aşağıdakileri de yani. Evet. Ama şimdi bunları çekmek için ne yapacaksın? Bir mega green park, yürüyüş parkuru, yaşam boyu spor alanlar. Bir sosyal merkez. Aktivite merkezi. Yani bunun da sözünü aldım. Avrupa Birliği yetkilileriyle Gönyeli'deki açılışta
Bunun sözünü aldım. Seçil de tamam dedi. Seçil de tamam dedi. Fazilet Hanım da zaten Avrupa Birliği'nde milletvekilimiz ön saflardadır. Gider gider. Fazilet Hanım'la işbirliği yaparak bu işi çözecek. Hiç merak etme. Son söz. 2018 seçimlerine geldiğimiz zaman artık bütün Cumhuriyetçi Türk Partisi belediye başkanlarıyla diyecek ki be bu Cemal Esentepe'yi aldıydı 4 milyon borçla. Bak bugün adam pırıl pırıl bir kent yaratmış. Köyü köyden çıkartmış. Kent yapmış. Biz de bunun yolunda. ÇTP de beni örnek gösterecek. Yani almış Batak'ta bir belediyeyi getirmiş. Borçsuz bir belediye. Herkese eşit davranmış. Benden olan olmayan ayrım gözetmemiş. Bahçelisine de, garajına da, beş parmağına da. Şimdi nasıl ki parti lideri değil, herkesin oyunu isteyen, evet. Hizmette de herkes. Evet. Bunu parti başa, yani mecburdur daha partili düşünsün. Ama seçildiğin gün sen o sporcu Cemal Başkan olarak devam. Bunun milli gelir köşe bucak adaletli dağılacak. Esentepe bölgesinde bu olacak. Hizmet adaletli dağılacak. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Tabii ki burada olmayan adaylar var. O adaylara da en az sizin kadar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yani bazen beni eleştiriyorlar. Ne yapayım, ben tarafsızlığı, ahlaksızlık görürüm. Objektif olarak dururum. Bana sorarlarsa da sevdiğimi de sevmediğimi demem ya. Ben insanları seviyorum. Tamam mı? Sevgimi de ortaya koyarım. Ama inanıyorum ki toplumun artık deneme ve yanılmaya çok tahammülü kalmadı. Artık iş yapacak insanlara ihtiyaç vardır. Sizlerin başarısı yükselen her ruh dünyayı yükseltir. Küçük küçük başarılar toplumsal başarıyı getirecek. Bu nedenle sizlere başarılar diliyorum. Çok takdir ettiğim gazeteci ve... Beni geçin, evet, boşver o tarafını. Yok, o konuda da yani sizin yanınızda böyle çok kendimi daha özgüvende hissettim. Kazandığım zaman sizle işbirliğimiz devam edecek. Herkese biz yardımcı oluruz. Yeter ki topluma hayırlı olsun. Rozetine bakmayız. Evet. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçleri Esentepe Belediye Başkan Adayı Cemal Erdoğan'la birlikteydik. Güzel bir sohbet yaptık. Kendinden emin bir başkan adayıyla bir sohbetin keyfini çıkardık. Kısacık bir ara ardından Çatalköy'de belediye başkanlığı yarışında yine CTP Birleşik Güçleri'nin adayı Ceyhun Kırok'la birlikte olacağız. Ve tabii ki ağırlıklı Çatalköy'ü konuşacağız. Şimdilik ufacık bir ara.